Hakkımı helal etmiyorum açıkçası. Çünkü zulme maruz kaldım. İnsanlar beni biliyor ama devletim öyle bakmadı. Vatan haini ilan etti çünkü. Ben yıllarca doğuda kelle koltukta mücadele ettim. En büyük mücadelemi ya o kadar gazi şehit arkadaşlarımı taşıdım. Hani taşırken o kadar gözlerimden, vicdanımdan dökülen yaşlar, kanlar bir ben bilirim, bir Rabbim bilirdi. Ama bugün ne yazık ki mağdur olduk. Benim 7 tane arkadaşım ilk şehit olanlardan ve 5, 6, 7'si. 5 tanesinden çok samimiydim. O 2 tanesi yeni, yani daha tanışmamıştık. Sadece muhabbetimiz vardı. Ama bu arkadaşlar şehit oldu. Daha sonra da şunu duydum. O arkadaşlar şehit olmasaydı yarın bugün bizim gibi vatan haini olarak ilan edilecekmiş. KYK listelerinde isimleri varmış. Öyle ifade edilmiş. Ama şehit olduklarından dolayı bunu kimse bilmiyor. O gece ölmüş olsaydık şehit denilecekti. Hayatta kaldık, terörist ilan edildik. Elazığlıyım. İlkokulu Elazığ'ın ilçesinde Maden'de okudum. Daha sonra ortaokul, lise ve üniversiteyi Elazığ'da okudum. Lise okul birincisi olarak bitirdim. Üniversitede meslek lisesi mağduriyetine takılarak otomotiv öğretmenliğine gitmek zorunda kaldım mecburiyetten. İl dışına gidemedik. Puanımız yüksek olmasına rağmen babanın, ailemizin maddi şartlarından dolayı onlara destek olmak zorunda kaldık yani. Daha sonra okul bittikten sonra mesleğimizi yapmak için mücadelemizi verdik ama atamamız olmadı. Atamamız da olmayınca askere gittim. Askere gittiğim dönem zarfında polislik sınavı açıldı. KPSS'den çok yüksek bir puan almıştım. Yani polislik için yetecek kadardı. 76 falan da o zamanki dönem şartlarında. Sınavlara askerde girdim. Daha sonra askerliği daha bitirmeden polisliğe başladık. Mesleğim iyi güzel gidiyordu. Her şey iyiydi. Ama ne olduysa bir darbe oldu. Darbenin kim tarafından yapıldığını bile bilmeden insanlar mağdur edildi yani. Kimse yani neyin ne yaptığını anlayamadı yani. Ben darbe olduğu dönemde Van'dayım. Yani görev için ihtiyat olarak hazır bekliyorum evde. Van bölgesi terörün olduğu bölge. O nedenle genelde her gece operasyon olurdu. Operasyon olunca da haliyle biz ihtiyat olarak evde beklemek zorunda kalıyorduk. Olur da şubeden bir telefon gelirse hemen hazır kuvvetliye gitmek için. Bir gece aradılar. Daha doğrusu WhatsApp'ımıza mesaj geldi şube müdüründen. Dedi ki toplanın dedi, direkt şubeye gelin. Gittik şubeye, hiçbir şeyden haberimiz yok tabii. Yolda bir baktık, telefonumuzu açtık. Aa işte Sayın Binali Yıldırım'ın bu bir kalkışmadır birkaç gün deyip de orada darbe olduğuna şahit olduk. Ama daha sonra da işte darbenin bastırılması için mücadele ederken bir yıl sonra da hakkımızda hiçbir iddia olmadan ekmeğimizden edildik. 2017 yılında hiçbir iddia olmadı. Bir baktım KYK listesinde ismimi gördüm. O süre zarfında yaklaşık 6-7 ay boyunca açıkta kaldım. Açıkta kaldığım süre zarfında bir arayan soran olmadı, bir gözaltı olan olmadı, bir dijitallerimize el koyan olmadı. Ben artık açığa alındığım ilk gün, 1-2 gün sonra şoku atlatmaya başladım. Yazdım, evrak yazdım, resmi evrak. Cumhurbaşkanlığına yazdım, BİMER'e yazdım. AK Parti İletişim Merkezi'ne yazdım, MHP'ye yazdım, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazdım. Ben suçsuzum. Yani suçsuz olan bir insan artık kendini nasıl ortaya temizliğe çıkarabilir düşüncesiyle ifade etmeye çalıştım. Ama kimseden geri dönüş olmadı. Bunun akabinden daha sonra yine yazı yazdım, yine Cumhurbaşkanlığı'na yazdım. Defalarca yazmama rağmen geri dönüş olmadı. Sadece Emniyet Genel Müdürlüğü'nden o zaman bir dönüş olmuştu. OAL kapsamında değerlendirilmektedir falan düşüncesiyle. Neyse velhasıl kenam. Netice olarak ihraç olduktan sonra ise şununla karşılaştım. Bir gün
Yani akşamüstüydü. Yani 14 Temmuz gecesi 692 KYK'lı. Bir baktım ismim listede var. Yani yemek haram oldu. Akşam niyetliydim o gün. İftarda, yani iftar değildi, Ramazan değildi. Mübarek bir geceydi yani. O gün tutmuştum niyetliydi. Bir baktım ismim var. Hakkımı helal etmiyorum açıkçası. Çünkü zulme maruz kaldım. Defalarca insanlara, yani çevremdeki insanlar zaten beni tanıyor. Kimseden bir zarar görmedim. Kimseye de bir zararım olmadığından dolayı o insanlar beni biliyor ama devletim öyle bakmadı. Vatan haini ilan etti çünkü. Ben yıllarca doğuda kelle koltukta mücadele ettim. En büyük mücadelemi ya o kadar gazi şehit arkadaşlarımı taşıdım. Hani taşırken o kadar gözlerimden, vicdanımdan dökülen yaşlar, kanlar bir ben bildim, bir Rabbim bilirdi. Ama bugün ne yazık ki mağdur olduk. İnanır mısınız? O 10-15 Temmuz gecesi şubeye gittik. Telefon geldiler. Ankara'da dediler daireyi bombalamışlar. İnanmıyorum. Kim yaptı diyorum ya. İnanmıyorum çünkü. Sonra telefon açtım. Birilerine ulaşmaya çalışıyorum daireye. Aradım arkadaşı. İşte Yaşar diye bir arkadaş vardı. Yaşar dedim, daireyi bombalamışlar. Doğru mu? Böyle bir şey var mı diye. Evet diye daireyi bombalamışlar. O da daireyi diyoruz. Ben helikopter teknisyeniydim. Benim 7 tane arkadaşım ilk şehit olanlardan. Ve 5-6-7'si. 5 tanesinden çok samimiydim. O 2 tanesi yeni, yani daha tanışmamıştık. Sadece muhabbetimiz vardı. Ama bu arkadaşlar şehit oldu. Daha sonra da şunu duydum. O arkadaşlar şehit olmasaydı bugün bizim gibi vatan haini olarak ilan edilecekmiş. KYK listelerinde isimleri varmış. Öyle ifade edilmiş. Ama şehit olduklarından dolayı bunu kimse bilmiyor. O gece ölmüş olsaydık şehit denilecekti. Hayatta kaldık, terörist ilan edildik. Ben eşimle bunu çok paylaştım. Ben dedim teröristmişim devletin gözünde. Eşim bana kızardı. Herkes seni biliyor, senin vatan haini olmadığını, terörist olmadı. Öyledir ama diyorum, devlet seni bu şekilde ihraç etti. Kendini temiz olduğunu, masum olduğunu yazdığın evraklarla başvurduğun, yani ben milletvekilleri isim olarak vereyim size. AK Parti milletvekilleri Tolga Ağar'la görüştüm masum olduğum için. Gittim yine aynı keza CHP milletvekili Gürsel Erol'la görüştüm. Bunlar Elazığ milletvekilleri. Bunlara kendimi ifade etmeye çalıştım. MHP Yıl Başkan Yardımcısıyla telefonla görüştüm. Evraklarımı verdim, gönderdim. Bunları vermeme rağmen ben bir netice alamadım. En son zaten ben ihraç olduktan 2 yıl boyunca hakkımda hiçbir işlem yapılmadı. Ben kendi resmi yazıyı şöyle yazdım. Dedim buyurun benim telefonum, buyurun benim kayıtlarım. Alın inceleyin dedim. Varsa vatana ihanet, varsa terör örgütleriyle bir irtibatım, ben kendim razı olarak idamımı istiyorum dedim. Yani masum olan bir insan bunları ancak yapabilir, masum olan bir insan bunları söyleyebilir dedim. Terör örgütüyle bağlantı olan hiçbir insanın ülkemde yediği 5 kuruş ekmeği hakkı yoktur. Van'da çalıştığım, kelle koltukta mücadele verdiğim dönemlerde de bunu söyledim. Eğer bir insan vatanının ekmeğini, yani 73 milyon insanla birlikte yaşıyorsa ve burada devlet memurluğu yapıyorsa, buradan da maaşı geliyorsa, eğer vatanına ihanet ediyorsa o dönemde dedim. Bu insan ülkede yaşaması hakkı yoktur. Bu insanı sürün gitsin. Bu insanı idam edin gitsin. Ama masum olan insanlarla, binlerce KYK'lı insanları hiçbir şey yokken, iddia yokken işten atmak ya da sen terör örgütü irtibatlısın demek ne anlama geliyor? Çalıştığım dönemde emniyette en yüksek performansları 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl boyunca hep en yüksek performansları aldım. Yani derece kademe memur olanlar bilir, derece kademesi hep böyle yüksek performanstan dolayı gelmiştir yani. Burası memleketim Elazığ. Yıllardır burada yaşıyorum. İşte meslek sahibi olduktan sonra ayrıldım. 10 yıl sonra tekrar geri dönmek zorunda kaldım. Annem, babam, ailem burada yaşıyorum. Yani sıkıntılar yaşadık mı? Şöyle yaşadık. Bir kızım vardı 2 yaşında. Evet, 2 yaşındaydı Rümeysa. Büyük kızım. Oğlum ise daha eşim hamileydi. Yani eşim doğum yaptıktan 20 gün sonra ihraç oldum. Yani biz her zaman ekmeğimizi taştan çıkaran insanlardık yani. Mücadelemizi sadece işte bir devletin kurumuna kalarak
bağlı kalmamıştık. Her yerde ekmeğimizi çıkarırdık. Çalışkan insanlardık ve yüzlerce KHK'lılar da ya da insanlar hep böyle insanlar. O dönemde ihraç olduğumda ne yaparım? Ya ben Allah'ın izniyle Cenab-ı Allah sağlık sıhhat verdiği müddetçe çocuklarımın nafakasını özel sektörde de olsa ya da işte bir köyde de olsa bir şekilde çıkartacağımı inanıyordum. Allah'a çok şükür ben ihraç olduktan sonra evimi Ankara'dan Elazığ'a taşıdım. Evimi taşıdıktan sonra aynı gün işe başladım ya da iki gün sonra işe başlamıştım. Cenab-ı Allah bana hiç sıkıntı vermedi ama benim durumda olmayan yüzlerce binlerce insan vardı. İşe başladım, ben bir sıkıntı yaşamadım. Yani çünkü hemen akabinde Cenab-ı Allah bana bir iş kapısı nasip etmişti. Ama bizim arkadaşlar için baktığım zaman herkes aynı durumda değildi. İşler acısıydı. Eşi öğretmen, kendisi benim arkadaşım polisti. Bir çocuğu vardı, mutlu bir yaşamları vardı. Bir baktım, duydum ki boşanmışlar ve arkadaş da kanser hastası olmuştu. Kabullenemiyorlardı çünkü. Psikolojileri alt üst olmuştu yani. Ben Eylül ayında, 2017 Eylül ayında beni hiç tanımayan Gurme Gıda adı altında, isim vermemde bir mahsur yoktu galiba. Beni tanıyan bir komşum dedi ki, işverene söyle, işverene abisi. Abi çok iyi, her şeyine ben kefil olduğum bir insan var dedi, her şeyine dedi. Beni orada işletme müdürü olarak çalıştırdı. Ben tabii ilk defa özel sektörde çalıştığımdan dolayı bütün arkadaşlarla içli dışlı bir arkadaş olarak, yani bir iş verenin müdürü olarak değil de elimi her işe atmaya çalıştım. Soğuk gıda işi yaptım. Donuk zinciri diye tabir edilir. Elazığ'ın yöresel ürünlerini falan yaptık. İşte harput köfte gibi, içli köfte gibi. Bunun dışında Antep'in yöresel ürünlerini falan yaptık. İşte yuvalama derler. Ekşili köfte falan derler. Bunların donuk olanını yaptık. Yani hazır gıda, yani tamamen doğal tabii. Belirli şartlardan geçerek bu işlerle oradım. Orada üretim müdürlüğü falan yaptım. Hiç tecrübem yoktu ama 3,5 yıl boyunca Allah razı olsun o işveren vesilesiyle orada 8-10 kişiye ekmek kapısı açıldı benimle beraber. Biz bir aile olmuştuk. Yani şirket özel şirketti ama bizim yönetimimizden, arkadaşlarla olan muhabbetimizden dolayı kimse bir özel şirket gibi statüsünde bakmıyordu. Herkes parmakla gösteriyordu. Çalışanlar, herkes memnundu. Daha sonraki işleriniz? Daha sonra da o Covid'den vefat edince bizim işveren, ben işten ayrıldım. Ahd-ı vefa adına birkaç ay daha devam ettim yenge hanıma yardımcı olmak adına. Yenge hanım da işi kapatınca ben de özel şirket olarak oradan ayrıldım. 10 gün falan bir boşta kaldım. Boşta kaldığım süre zarfında çok farklı bir anı yaşadım. Onu da paylaşmak isterim sizlerle. Beni tanımayan bir arkadaşa gittim dedim. Sadece böyle yakıt alırdık oradan. Dedim Zülfü abi dedim. Çok bir muhabbetimiz yok kendisiyle. Benim böyle bir CV'm var abi dedim. Etrafımda tanıdığım bir insanlar varsa dedim bana yardımcı olabilirsen dedim iyi olur. Bir baktım aradı bir tane muhasebeci. Hiç tanımıyoruz yani bir muhabbetim, samimi bir muhabbetimiz yok. Dedi ki İşte muhasebeci arkadaşının ismi Halil'di. Halil abi dedi, her şeyine ben kefilim dedi. Bu arkadaşa dedi, varsa bildiğin bir iş dedi, yardımcı olabilir misin dedi. Bir gittim Halil abinin yanına. Halil abi de hiç tanımıyorum yani. O kadar samimi ki benim yanımda bir başka birisini hemen aradı. İş veren birisini. Abi böyle böyle bir arkadaşımız var. Her şeyine ben kefilim dedi. Her şeyine dedi. Çok şaşırdım. O kadar şaşırdım ki yani insanların o güven duygusunu Cenan nasıl verdim bilmiyorum. Tanımıyorum yani. Adam bana bunu dedi. Bana direkt yardımcı olmaya çalıştı. Aradı orada yanımı. Yanımda aradı. Konuştum hatta. Dedim nasip artık hayırlısı olsun. Birkaç gün bekledim. Oradan beklerken tabii bu arada başka bir iş yine arıyorum ta ki haber gelene kadar. Diğer tarafta internetten işte Elazığ'ın sayfası vardı. İş sayfası diye. Oradan bir baktım. Bir yerde mobilya işi vardı. Mobilya işi için gittim. Başvuruda bulundum. Arkadaş dedi, konuşabilirim biraz dedi, oranın müdürü, yetkilisi. Arkadaş baktı, o da halimizden anladı. Yani sen diyor normal bir insan değilsin, yani özel bir şirkette çalışan bir işçi falan değilsin dedi. Durumu anlattım kendisine. O da üzüldü. Üzüldü ve şunu dedi, ben seni bu işte çalışmanı istemiyorum dedi. Bu iş ağır iş dedi.
Böyle deyince ben açık konuşmayı seven bir insan olduğundan dedim açıkçası ben dedim şu an muhasebeyle ilgili yerden haber bekliyorum. Böyle dedim, bir baktım hemen eline telefonu aldı. Hemen dedi ki, abi sen dedin muhasebeci istiyordun değil mi? Evet dedi. Dedi çok kıymetli, değerli, vallahi dedi. Aynı bu ifadeyle kullanıyorum, her şeyine ben kefilim dedi. Oradan abi benim şu an çalıştığım yerde muhasebeci olarak çalışmama vesile oldu. Demek istediğim olay şu, adam beni hiç tanımıyor. Ben hiç adama gidiyorum. Ama adam artık bilmiyorum nasıl bir intiba insanlara vermişsek adam orada aradı. Benim için aradı yani. Oradan da ben şu an çalıştığım yerde muhasebeci olarak çalışıyorum. Nereden nereye? Evet. Peki özlüyor musunuz eski işinizi? Devletime küs değilim. Ama bir emeğinin karşılığının heba edilmesinden dolayı mağduriyetimi mümkün olduğu kadarıyla demokrasi çerçevesinde ifade etmeye çalışmak için mücadele ediyorum. Ve bu konuda arkadaşlara da tek ricam yani arkadaşlar birlik olun. Yani hak, hukuk konusunda, adalet konusunda yanlış anlaşılmasın. Biz mağdur insanlarız. Bunun mücadelesini biz vermek zorundayız. Özlemiyorum ama bir sıkıntı yaşıyor musun? Evet yaşıyorum. Kızım yani bakıyorum arkadaşlar mahallede arkadaşlarla oynuyor. Polis arkadaşlar da var. Konuştuğum, dertleştiğim falan yani. Kendileri de ifade ediyordu. Abi çok insan mağdur oldu diyordum. Yani bunlar ki onların ifadesi mahallede. İşin polisle işleriyle beraber muhabbet ediyorlar yani. Onlar da her şeyin farkındalar. Abi diyorlar sen beraat etmiş bir insansın diyorlar. Döneceksin diyorlar. Döneceğim de yani insanlar belli bir ızdıraptan, belli bir sıkıntıdan çektikten sonra onlar yanına kar kaldıktan sonra bizim için yani çok bir anlam ifade etmiyor. Hani hukukta bir terim vardı. Geç kalmış adalet, adaletsiz, adalet değildir derler ya. Yani ben bu süre zarfında çocuklarımla ilgilenemedikten sonra, onlara sosyal bir aktivite bırakamadıktan sonra ya da bir zaman ayıramadıktan sonra sabah akşam iş eve geliyorsun yorgun, çocuklarla ilgilenemiyorsun. Bu benim zoruma gidiyor sadece. Çok şükür vicdanım hiçbir zaman bana huzursuz olacak bir şey yapmama müsaade etmedi. Vicdanen çok rahatım. Çünkü eşim de, ailem de, etrafımdaki beni tanıyan yani birçok insan şu ifadeyi dedi. Ya biz sizin suçsuz olduğunuzu biliyoruz diyor. Yani siz diyor kurunun yanında yanmışsınız. Onlar biliyor ama ben kendimi devletime bunu ifade edemiyorum. Etmeye çalışmak için mercilere başvuruyorum. Evraklar geri dönüyor. Yani cevap verilmeden yani geliyor. Ben 4 yıldır dedim gitmedim, uğraşmadım, merci kalmadı dedim. Ben dedim mahkemede de beraat etmiş, hakkında hiçbir işlem yapılmamış bir mağduriyetimi size ifade etmeye çalışıyorum. Bana dedi ki beraat ettin mi? Evet. Nereden? Yerel mahkemede mi? Evet. Yargıtay? Dedim efendim Yargıtay daha benim evrağım gitmedi. Benim mahkeme evrağım zaten ihraç olduktan 2 yıl boyunca benim hakkında hiçbir soruşturma yapılmadı. 2 yıl sonra mahkeme açıldı. Mahkemede güya ben bekar evinde kalmışım diye ifade edildi. O tarihlerde ben Ankara'da olduğumu gösterdim. O tarihlerde Ankara'nın dışında başka tanık ifade ediyor ki Selçuk bu evde kalmadı. Yine aynı keza benim o evde kalmadığımı söyleyen başka bir tanık ifadeleri olmasına rağmen ben bugün ihracım. Asıl önemli konu şu, bu kadar delillere rağmen 17 tane benim hakkımda tanık dinlenildi ekstradan. 17 tane tanık dedi ki biz Selçuk görmedik etmedik tanımıyorum şahısları bilmiyorum. Mahrem imam diye yapılandırdığı insanlar bile diyor biz tanımıyoruz o adamı. Bunları geçtim asıl konuya geleceğim. Garson fişlemesi diye bir fişleme var. Yargı üyeleri buna önem değer verirken benim o fişlemede dil kodu yazıyor. Buradan tekrar ifade etmek gerekirse dil kodunun anlamı diyor ki muhafazakar örgütçü değil. Buna rağmen ben halen ihracım. Ve buna rağmen gittiğim kapılarda yani bunu ifade etmeye çalışıyorum. Ben diyorum herhangi bir terör eylemine katılmadım. Herhangi bir terör örgütleriyle beraber olmadım. Kelle koltukta yıllarca mücadele ettim. Vatanım için, milletim için, insanlık için mücadele ettim. Ama bu konuyu da kimin yanına giderseniz gidin sizi dinlemiyor. Dinlemiyor da yani. Çok ender insanlar var. Yani dinleyenler. Onun dışında nadir yani. Ekonomik savaş var. Yani insanların mücadele edecek gücü kalmadı. Alım gücü kalmadı. Yani o kadar söyleyeceğimiz, bunları sıralayacağımız bir sürü şeyler varken şu an çok umutlu değilim yani. Kendi ayaklarınızın üstünde duracağınız bir insanlara yardımcı olacağınız bir ekmek kazanın diyorum. İnsanlara hizmet edeceğiniz, yardımcı olacağınız
Ama yarını olmayan ya da yarının ne getireceğini bilmediğiniz bir ülkede neler yaşayacağınızı bilmezden dolayı kimseye muhtaç olmayın diyorum. Ülke olarak eğer ülkemizde adalet tesis edilirse, hukuk tesis edilirse, özgürlük, insanların konuşma özgürlüğü, giyim tarzı özgürlüğü, gerçekten bunlar tesis edilirse bizim ülkemizin de bir gelişmiş Avrupa ülkelerinden hiçbir farkı olmayacağını düşünüyorum. İnsanlar beyin göçüne maruz kalmazlar. Yani şu an ülkeden giden yüzlerce belki binlerce sayabileceğimiz insanlar var. Neden? Tek sebebi ülkemizdeki özgürlüklerin kısıtlı olması, demokrasinin kısıtlı olması, hukukun kısıtlı olması ya da olmaması, adaletin olmaması. Bugün bizim başımıza gelen yarın onların başına da gelecek. Çünkü inancımız gereği eğer bir yerde bir sıkıntı varsa o insan o sıkıntıyı kendisi yapmışsa yaşamadan ölmeyecek yani. Bunun için hukukun da adaletin de bir an önce tesis edilmesini, gerçekten şu KHK mağduriyetlerinin gerçekten ele alınmasını, yani bir alınıp irdelenmesini isterim. Bir mahkemelere yani AK Parti milletvekilleri olsun ya da CHP ya da topyekun meclis üyelerinden, meclis vekillerinden bir gönderin mahkemelere neylerle suçlandıklarına bir baksınlar. Ve yargının suçladıkları bir nelerle insanların hayatına mal olacak kararlar verdiğine kendileri bir şahit olsunlar. Eğer bunların yapılmasına kendi vicdanları reva görüyorsa, kendi insanlar bunların yapılmasına müsaade etmek istiyorlarsa o zaman diyeceğim bir söz yoktur. Ama yüzlerce, binlerce insan şu an ailesinden, evinden, barkından uzak yaşamak zorunda kaldı. Yani cezaevinde haksız bir şekilde yüzlerce sayabileceğim, belki daha fazla sayabileceğim şu an çocuklu anne var yani. Şunu ifade etmek istiyorum. Arkadaşlar, biz KHK olarak bir soykırıma uğradık. Bu bir gerçek yani. Bunun da Allah'ın izinden tek bir vücut bulması için herkes uğradığı haksızlığı dile getirmesi gerekir. Ya bir sıkıntı yaşadık, bizden sonraki nesillerimiz yaşamasın. Adaletin tesis edilmesi adına bütün bu sıkıntıları yaşamış insanların bir araya gelip hukukla, demokrasiyle, insanlıkla, insan olarak yani dile getirip ifade etmelerini istiyoruz.